Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Kızımın doğum günü için yaptığım Elsa pastam var. Ben birçok kez şeker hamurlu pastalar yapıyorum evde. Videolar izleyerek yapıyorum. Siz de evinizde bu şahane pastaları nasıl yapabilirsiniz adlı bir video çekmek istedim. Instagram'dan genelde paylaşıyorum fakat tarif paylaşmıyorum. Çok istek aldım. O yüzden bu güzel Elsa'lı pastayı videolamaya karar verdim. Pastasından, kekinden, kremasına son aşamalarına kadar göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir pandispanya hamuru yapacağız. Bu pandispanya hamuru çok süngerimsi değil, az süngerimsi bir hamur olacak. Çünkü şeker hamurunu üzerinde taşıması için bu gerekli. Biraz daha tok bir keke ihtiyacımız var. Malzeme listesini hem buraya hem de açıklamalar kısmına ekliyorum. Şekerin birazını yumurta akıyla, birazını da yumurta sarıları ile çırpacağım. Bu şekilde merenk gibi olacak ve fırında sönmeyecek. Ben bunun için evde kullandığım çelik kaselerimle pişireceğim pandispanyasını. Siz dilerseniz böyle bir borcam olabilir. Hani böyle yuvarlak tencere gibi borcamlar var. Onlarla pişirebilirsiniz. Ya da evinizde nasıl bir kap varsa çelik olabilir, alüminyum olabilir, borcam olabilir, cam olabilir. Bu tarz kalıplar kullanabilirsiniz. Şekeri yumurta ile birlikte güzelce çırptıktan sonra unlu malzemeyi içine ilave edeceğim. Yumurta aklarıyla güzelce hemhal edeceğim. Ben bugün kekini kakaolu yaptım. Siz dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıcak suyu şekerli yumurtanın içine ilave ediyorum. Hem şekerin erimesini hem de böyle süngerimsi ve nemli bir keke sahip olmamızı sağlıyor. Yumurta aklarını iki seferde içine ilave ediyorum ve yumurta aklarını söndürmemeye çalışıyorum. Gayet havalı, fırında çökmeyen bir kek için bu gerekli. Aşağıdan yukarıya doğru katlama hareketleriyle birlikte kek hamurunuzu güzelce karışmasını sağlayabilirsiniz. Ve kalıbın içine mutlaka yağlı kağıtla kaplamanızı tavsiye ederim. Daha önce ben yağlı kağıtla kaplamadığım zaman bu kadar güzel kabarmıyordu. Fakat böyle yağlı kağıtla etrafını çevreliyorum ve ortasına böyle bir yuvarlak kesiyorum. Bütün kek kalıbına hem yapışmıyor hem de daha güzel kabarıyor. Bu şekilde siz de hangi kalıbı kullanacaksınız yağlı kağıtla kaplayabilirsiniz. Kek hamurumu içine döktüm. 180 derecede alt üst ayarda yaklaşık bir 40-45 dakika gibi bir sürede pişiyor kekiniz. Gayet sabırlı olun. 175 dereceye çekin, 165 dereceye çekin. İçine çeke çeke pişsin son 10 dakikada. Daha sonra kremasını yapmak için tencereye bütün malzemeyi alacağım. Ocakta bir güzel krema kıvamına gelene kadar kaynatacağım. Daha sonra hala sıcakken içine çikolata ilave edeceğim. İçine çikolatalı krema hazırlıyorum. Sıcakken kremasının içine bu bitter çikolatalardan koyuyorum. Gayet kakao oranı yüksek bitterler kullanın. Daha güzel boyar, daha güzel lezzet verir. Biz bunları soğuduktan sonra güzelce mikserle çırpacağız. Böyle kabarık kabarık olacak. Gayet koyduğunuz zaman duran, kaymayan
bir kremaya sahip olacağım. Bu da şeker hamuru için çok gerekli bir krema. Dilerseniz çikolatasız yapmak isterseniz çikolata yerine kremayı bu şekilde soğutursunuz. Soğuduktan sonra bir poşet krem şanti ile çırparsanız beyaz krema da elde edebilirsiniz. Kremam tamamen soğudu. Poşetle soğuttuğum için de hiçbir şekilde kabuk tutmamış görüyorsunuz. Fakat çikolatanın böyle kabarmaya ihtiyacı var. Kremanın kabarmaya ihtiyacı var. Bunun için de mikserle güzelce çırpıyorum. Ve pişen kekimi şöyle size göstermek istiyorum. Gayet güzel, süngerimsi, yumuşacık bir keke sahip oldum. Bu yağlı kağıtları kolayca etrafından çıkartıyorum. Tamamen soğuyana kadar. Hatta bir gün önceden yaparsanız çok daha güzel kesilecektir. En az bir 2-3 saat boyunca kekiniz güzelce dinlensin ki keserken parçalanmasın. Keserken böyle bir testere ya da bıçak kullanırsanız yine işiniz kolaylaşacaktır. Tamamen soğuyan kekimi 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve ilk parça kekimi koyuyorum. Hiç sütle ıslatmanıza gerek yok. Zaten buzdolabında bir gün bekleyen ve yumuşacık olan sünger kekiniz güzelce kremanın nemini de çekecek, daha da yumuşayacaktır. Kremamdan ilave edeceğim. Bu çikolata kaplı Antep fıstıkları tercih ettim. Kuru malzeme çok daha iyi oluyor içinde. Siz de dilediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Ve diğer katı biraz eğilimli vereceğim. Elsa'nın arkadan gelen eteği gibi olması için biraz öne doğru eğim vereceğim. Üzerine gelen her iki katını da aynı şekilde eğimli olarak oturtturacağım. Ve Elsa'nın geleceği yeri de yine kapladıktan sonra testere bıçakla keseceğim. Bunu da yine videoda detaylı olarak göstermeye çalıştım. Bugün gayet hareketli bir pasta yapıyoruz. Hem eteğinden ötürü hem de bu Elsa'nın durduğu yerden, işte ayağını öne doğru çıkartacağız, böyle hareket ediyormuş gibi gözükecek. Bugün çok güzel bir teknik göstermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz normalde bu Barbie pastaları bu şekilde kubbe kekler yapılır. Ortasına Barbie saplanır, etek süslenir. Aslında bu kadar kolaydır. Dilerseniz onlarla da başlayabilirsiniz. Ben de birçok öyle Barbie'li pasta yapmıştım daha evvel. Videolamadım. Buradan yine söyleyeyim. İlk videoladığım bebek pastam bu pasta. Hemen bakın, bu Elsa'nın duracağı yeri kekini kesiyorum. Böyle ince bir pasta alıyorum. Bu eğim yaptığım yerden kesiyorum. Şimdi bu kestiğim parçayı da yine üste oturtacağım. Hem kekim ziyan olmayacak hem de biraz daha eteği yükselecek. Siz de bu teknikle yine yükseltebilirsiniz. Bakın bu şekilde hemen Barbie'nin arkasına, Elsa'nın arkasına oturtuyorum. Şimdi bunu güzelce kremasıyla kaplayacağım. Ve bunu buzdolabında yaklaşık 3-4 saat boyunca bekleteceğim. Geceden yaptım, sabah kapladım. Bu şekilde krema tamamen üstü kabuk tutuyor ve şeker hamurunu sulandırmıyor. Şeker hamuru üzerinde sabit kalıyor. Hem lezzetli bir krema yiyorsunuz hem de şeker hamurunun formu hiçbir şekilde bozulmuyor. Ve ertesi gün artık şeker hamurlarımı çıkarttım, alet edevatımı hazırladım. Hemen size kolay tekniklerle nasıl pastayı süsleyebiliriz göstermeye çalışacağım. Öncelikle kalıptan çıkan, yani ilk daha kutudan çıkan şeker hamuru biraz sert oluyor. Bunları asla buzdolabında saklamıyoruz. Oda ısısında saklıyoruz. Elimle biraz bunu yumuşatacağım. Daha sonra da güzelce merdane ile açacağım, incelteceğim. Çok ince olmasın, çok kalın da olmasın. Yine ben videoda kalınlığını göstermeye çalışacağım. Böyle altına yapışmaz bir silikon sererseniz olur ya da hafif mısır nişastası da serpebilirsiniz. Güzelce açtığım şeker hamurunu fondan şeklinde pastamın üzerine kaplayacağım. Dolaptan çıkarttığım kabuk tutan pastamı şöyle bakın elimle eliyorum, elime yapışmıyor. Çok güzel kabuk tutmuş. Şimdi fondanım üzerine dikkatlice seriyorum ve fazla gelen kenarlarını keseceğim. Şeker hamurunu üzerine bıraktığınız zaman böyle aşağıya doğru akmaya başlayacak. Yani böyle tam üzerine oturacak.
Bunun için böyle bir şeker hamuru ütüsü kullanabilirsiniz. Ya da böyle düz bir işte spatula tersi olabilir. Ya da elinizle de yapabilirsiniz aynı işlemi. Güzelce her tarafına girintilerini oturtturup fazla gelen kenarlarını keseceğim. Fondanımı kapladım. Şimdi pastanın bebeğini yerleştirmeye sıra geldi. Elsa'yı yerleştireceğim. Bunun için öncelikle o üstünü giydirmem gerek. Böyle bir parça hamur alıyorum ve üzerine göre bunu kesip güzelce giydireceğim ve Elsa'yı yerleştireceğim. Elsa'nın üst büst yerini giydirdim. Şimdi şöyle bir parça daha oklava ile açıyorum. Bunu da Elsa'yı pastaya bitiştirmek için kullanacağım. Sadece bir ayağından pastaya bağlıyorum. Diğer ayağı öne adım atar şekilde şekil veriyorum. Bu şeker hamuru zaten birbirine çok kolay yapışan bir malzemedir. Dilerseniz hafif suyla da ıslatabilirsiniz. O şekilde de yapıştırabilirsiniz. Bal da kullanabilirsiniz. Ama benim kullandığım şeker hamurunda hiç buna gerek kalmadı. Hemen birbirini görünce yapıştı. Şimdi diğer fondanı aynı şekilde açacağım. Şeritler keseceğim ve pastamın eteklerini yapacağım. Birbirine yakın ölçülerde şeritler kesiyorum. Bunları daha sonra yine oklavayla açacağım. Biraz böyle kalın açtım. Açarken de böyle büzüşmeler olacak. O büzüşmeler böyle eteğe hava verecekler. Bir rulet kullanırsınız, bir bıçak kullanırsınız. Evinizde hangi alet edevat varsa. Bugün yaptığımız pasta evinizde yapacağınız bütün malzemelerle yapılacak bir şey. Oklavaydı, bıçaktı, bu tarz şeyler kullanarak yapacağınız şeyler. Sadece kar kupatı alabilirsiniz. O çok güzellik veriyor. Pasta malzemesi satan yerlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Yine videonun sonunda da onu yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Hazırladığım şeritleri böyle biraz oklava ile ezdiriyorum ki böyle büzüş büzüş vereceğim. 3 boyut vereceğim. O boyutları kolaylıkla verebileyim diye. Şimdi bebeğimin eteğinin etrafına bu şeritleri tek tek bu şekilde form vererek, biraz böyle boyut vererek tek tek yerleştireceğim. Videoda dikkatli olarak izlerseniz sizin de ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.
ve beline sardığım son şeritle birlikte pastamın eteğini bitirdim. Şimdi bu üst kısmını süslemeye geçeceğim. Kollarını kaplayacağım. Böyle bir beyaz şerit veriyorum elbisesine güzellik versin diye. Siz dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Kollarını kaplamak için böyle beyazla maviyi biraz karıştırdım. Daha açık renk elde ettim. Her iki kolunu da bu şekilde kaplayıp arkadan birleştiriyorum. Bu da bu kadar kolay. Son olarak üzerine sim dökeceğim biraz. Fakat önce kar tanelerini yerleştirmek istiyorum. Bu kar kopatlarımla kar kopatı deniyor. Ya da işte kelebek kopat, çiçek kopat gibi. Bu da kar tanesi. Belli ebatlarda satılıyor. 3 ebat birlikte satılıyor mesela. Ben o şekilde aldım. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten şahane duruyorlar. Bakın ne kadar gerçekçi. Böyle bir beyaz fondanı açtım ve bu şekilde kolayca üzerine bastırıyorum ve yaylı bir sistem bu. Her tarafına böyle serpiştiriyorum kar tanelerini. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine simle birlikte son rötuşlarımı atacağım. Simle birlikte parlatacağım. Bu tabii ki sizin artık arzunuza kalmış. Dilerseniz simle süslemeyi de bilirsiniz ama parlaklık verince tabii daha güzel parlıyor. Bu yenilebilir gümüş sim tozları var. Şöyle göstereyim size. Onu böyle fırçayla etrafına septim. İşte hafif hafif üzerine kar tanelerinin üzerine yine şöyle sürdüm. Işıl ışıl parladılar ve pastamı tamamladım. Bu pastayı tamamladıktan yaklaşık 3-4 saat sonra kesebilirsiniz. Çünkü keki pastası gayet güzel bekledi bir gece boyunca. Bir gün, iki güne kadar yayılabilen bir pasta yapım aşaması. Ama gerçekten şahane olmadı mı? Pastam şahane olmadı mı? Lezzeti çok güzel oldu. Gerçek krema kullandım. Gerçek çikolata kullandım. Mis gibi ev yapımı sünger kek yaptım. Ve görüntüsü hayran bıraktı. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifimi, bu lezzetli pastayı yaparsınız. Çocuklarınızı sevindirirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.